Değerli Okuryorum takipçileri, Kitap Kurtları ve Favori Kitapları serimizde bir başka konuğumuzla birlikteyiz. Uzun yıllardır kitaplarla, yayıncılıkla, dergicilikle iç içe olan, bu konuda gerçekten bizim örnek aldığımız, kendisine tam bir kitap kurdu diyebileceğimiz Sinan Özyurt hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Siz de Allah iyisiniz iyilik versin. Biz inşallah. de iyiyiz çok şükür. Yine bol bol kitaplı bir video olacak inşallah. Evet. Bu seriyi çekerken, yani kafamda tasarlarken aslında 5 kitap diye başlamıştım. Evet. Ama şunu görüyorum. Kitap kurdu dediğimiz hemen hemen hiç kimse 5 kitapla sınırlı kalmıyor. Yani 5 kitapla sınırlı kalmak çok zor. Siz bana söyleyeli bayağı vakit oldu. Ben onu 5'e düşürmek için uğraştım ama olmadı hocam. En azından 10'la sınırlandırayım dedim. 10 ayrı başlık olarak sınırlandırmaya çalıştım. Siz bana sorana kadar böyle bir şeyi ben pek düşünmemiştim. Hani geçmişe dönük bakıp da benim hayatımda hangi kitaplar ne kadar etkili oldu diye bir şeyi düşünmemiştim. Siz söyledikten sonra düşünmeye başladım. Hangi kitaplar etkili oldu? Bunu düşündüğümde aslında çok sayıda kitap var. Gerçekten beni etkileyen hem bilgi, hem inanç, hem davranış, hem de duygu olarak etkileyen birçok kitap var. Birçok yazar var. Uzun bir liste çıkar ortaya. Fakat sınırlandıralım dedikçe mümkün olduğunca sınırlandırmaya çalışarak bir şey çıkarmaya çalıştım. Aslında buradaki bazı kitaplar belki yer de değiştirebilir. Bunların yerinde başka kitaplar da olabilirdi. Fakat bir mantıkla bir kurgu oluşturmaya çalıştım sizin Evet, için hocam. biz burada Allah razı olsun. Biz burada şunu konuşacağız şimdi. Sizin hayatınızın belli dönemlerinde sizi en çok etkileyen, hayatınızda hani deniyor ya, bazı kitapları okuduktan sonra aynı kişi değilizdir. İşte o kitapların yerine geçecek olan kitaplar nelerdir sizin Evet. hayatınızda diye sorduk. Şimdi de sizden onlarla ilgili bir seçki dinleyeceğiz inşallah. Aslında şunu söyleyebiliriz. Okuduğumuz her kitap mutlaka bizde bir iz bırakır. Bu derin bir iz olabilir veya daha yüzeysel bir iz olabilir. Ama her kitap mutlaka bir iz bırakır bizde. En çok sorulan şey şudur. Evinde çok kitap varsa birisinin hepsini okudun mu sorusuyla çok karşılaşılır. Bir de bu kitaplardan aklında ne kaldı? Sana ne kaldı sorusu vardır. Aslında bütün bir hayat böyle. Hayatta birçok insanla tanışırız. O birçok insandan etkileniriz. Ama kimden ne şekilde etkilendiğimizi unuturuz zaman içerisinde. Bizi biz yapan şey aslında o tanıştığımız, görüştüğümüz, kendisinden ilham aldığımız, fikir aldığımız, ilim aldığımız insanların hepsidir aslında bizi biz yapan. Aynı şekilde kitaplar da böyledir. Yani bir şekilde temas kurduğumuz kitapların hepsi bizi etkiler. Bizde bir iz bırakır. Yani bazısı derindir, bazısı dediğim gibi daha yüzeysel izler olabilir. Veya bazıları olumlu etkiler, bazıları olumsuz da etkileyebilir. Bunlar da olabilir. Ben bir şey yapmaya çalıştım. Şuradan başlayalım isterseniz. Evet hocam, buyurun. Şimdi ben başa Kur'an-ı Kerim'i koydum. Kur'an-ı Kerim bizim için en temel metin. Kitap denince biz Kur'an-ı Kerim'i anlarız. Hatta bizim toplumumuzda kitapsız ifadesi büyük bir hakarettir. Ve orada kitapsız derken kastedilen aslında Kur'an'ı dikkate almayan kişi kastedilir. Yani Kur'an'ı önemsemeyen, Kur'an'ı ciddiye almayan kişi kastedilir aslında. Biz kitaplı bir ümmetiz ve kitabımız Kur'an-ı Kerim. Yani Allah'ın vahyi. Kur'an-ı Kerim'i anlamanın başka bir lisanı konuşan bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'i anlamanın yolu da onun tercümelerinden, meallerinden geçiyor. Türkçe'de biz Kur'an çevirilerine meal diyoruz. Birebir çeviri yapılamadığı için açıklamaya ihtiyaç duyulan yerler olduğu için meal diyoruz. Ben iki meali çok önemsiyorum ve bu iki meali birlikte
okudum. İlahiyat sonrasında bu okuma gerçekleşti. Bunlar da birincisi Hasan Basri Çantay'ın Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim isimli tefsirli meali. 3 ciltlik bir meal. Bu mealin yazıldıktan sonra, kendisinden sonra yazılan hemen her meali etkilediğini söyleyebilirim. Yani diğer mealleri de incelemeye çalıştım. Eskiden bu zordu. Her çıkan meali alıyordum, karşılaştırmaya çalışıyordum. Fakat şimdi daha kolay. Kur'anmeali.com diye bir site var. Oradan epey bir sayıda meal yer alıyor. Oralardan istifade edilebilir. Mealler karşılaştırılabilir ki bence mealler karşılaştırılarak okunmalı zaten. Tek başına bir meal üzerinden gitmemek lazım. Karşılaştırmakta fayda var. Diğer ikinci mealde Kur'an mesajı Muhammed Esed'in meali. Bunun da Kur'an mesajı mealinin de hazırlandıktan, Türkçe'de basıldıktan sonra kendisinden sonraki mealleri etkileyen ikinci önemli sütun olduğunu düşünüyorum. Türkçedeki meallerde. Birincisi Hasan Basri Çantay'ın meali, ikincisi de Kur'an mesajı meali. Bu ikisini birlikte karşılaştırarak okudum. Bu okumadan da istifade ettiğimi söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim okurken, meal okurken tefsirlere de bakmak gerekiyor. Bu konuda da en çok istifade etmiş olduğum tefsirlerin başında da ilk tefsirim olan ta İmam Hatip yıllarında ismini de anmak isterim. Halil Bozüyiğit isimli hocamızın ön ayak olmasıyla edinmiş olduğumuz iki tefsir vardı bizim. Zannedersem 11. sınıftaydık. Birincisi Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ı, diğeri de Seyyid Kutub'un Fizilalül Kur'an'ıydı. Bu iki tefsiri hocamız ayarladı. Biz edinmiş olduk ve okumaya başladık. İşte İmam Hatip'te, daha sonra İlahiyat'ta da. Ben Tefhimül Kur'an'dan çokça istifade ettiğimi söyleyebilirim. Onun dışında Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili tefsiri yine Türkçe yazılmış bir tefsir olarak çok değerli bir tefsir. Kur'an meali okurken aynı zamanda tefsirlere de müracaat etmek gerekiyor. Bu iki mealin dışında özellikle gençler için Mahmut Kısa hocanın hazırlamış olduğu kısa tefsirli Kur'an-ı Kerim mealini tavsiye edebilirim. Bir de Ümit Şimşek ve Halit Zevasiz hocanın birlikte hazırlamış olduğu, Yaşar Kandemir hocanın da dahil olduğu hadislerle Kur'an-ı Kerim meali var. 2 ciltlik bir meal. Orada da Kur'an'la hadislerin irtibatını kurma açısından notlandırılmış bir meal. Yeri geldiğinde hem ayetlerin ayetle tefsiri diyebileceğimiz bağlamda ayetlere atıflar var, hem de hadislere atıflar var. Bu iki meali de özellikle zikretmek isterim, istifade etmiş Zaten ne olduğum kadar mealler yoğun açısından. okursa okusun bir kişi vazgeçmemesi gereken 3 ayrı okuma yolu olması gerekir diyoruz Evet. biz. Bir, Kur'an-ı Kerim okumasını hiç bırakmaması gerekir. Evet. Onun için meal ve tefsirler burada önemli. İkincisi, hadisleri hiç bırakmaması gerekir. Sürekli bir hadis okuması Evet. yapması gerekir. Üçüncüsünde de siyeri sürekli okuması Evet. gerekir. Yani bu bahsettiğiniz kitaplar aslında bir ömür boyu okunmaya devam edecek olan Evet. kitaplar olmalı. Bu Kur'an-ı Kerim ve meal kısmını Evet. burada siz bizimle iki kitabı buraya getirip birkaç tane tefsiri de ayrıca şifahen tavsiye edip Evet. zikretmiş oldunuz. Evet. İkinci kısımda hadis okuması. Sizin de belirttiğiniz gibi rahmetli Bekir Topaloğlu hocamızın ilahiyatta okurken böyle bir tavsiyesi vardı. Kendi prensibi olarak bunu bize aktarmıştı. Ben onu hiç unutmam. Sizin de bahsettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim hadis ve siyer okumasının sürekli sürmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi de 3 ayların başındayız. Özellikle Ramazan'da mutlaka bir siyer okumak gerekir diye düşünüyorum. Hadislerden ve Kur'an-ı Kerim'den de kopmadan bütün bu okumaları sürdürmek gerekiyor. Benim için önemli eserlerden biri de Riyazu Salihin, İmam Nevevi'nin bir hadis derlemesi, salihlerin bahçesi demek Riyazu Salihin, salihlerin bahçeleri.
Burada da çok güzel konu başlıkları belirlenmiş ve o başlıklar altında hadisler bir araya getirilmiş. İnsan okuduğunda ben hayatımı nasıl düzenlemeliyim sorusuna, meselelere nereden bakmalıyım sorusuna cevap bulacağı hikmet pınarı diyebileceğimiz bir kaynak bu da. Hadisler gerçekten bizim için hikmet pınarıdır. Yani Resulullah'ın sözlerinde hayata dair, dünyaya ve ahirete dair, yapacağımız işlere dair, günlük hayatımıza dair çok önemli, hikmetli ifadeler görürüz. Bunları öğrenmek, bunların bizim için kalıcı olmasını sağlamak ve hayata aktarmak gerçekten çok önemli. Hocam, bu da ancak okuyarak, sürekli tekrar ederek, sürekli okuyarak, sürekli gündemimizde tutarak olabilir. Evet, evet hocam, devam edelim. Onun dışında Türkçe'de Kütüb-ü Sitte'nin tercümesi var. Hadis kaynağı olarak, yani bütün hadis kaynakları neredeyse Türkçe'ye tercüme edilmiş durumda. Hepsinden istifade edilebilir. Benim en çok istifade ettiğim, son zamanlarda en çok istifade ettiğim hadis kaynağı yayınlandıktan sonra benim için başucu kitaplarından biri olan Hadislerle İslam. Hem orada hadisler derlenmiş hem de aynı zamanda konulara göre şerhler de yapılmış, hadisler açıklanmış da. Ondan çokça istifade ediyorum. Bu Hadislerle İslam kitabını edinemeyebilir arkadaşlarımız, gençler. Fakat ellerinde cep telefonu var. Cep telefonundan hemen rahatlıkla ulaşabilirler. İnternette Hadislerle İslam sitesi var. Oraya girip, Diyanet'in bir yayını zaten. Oradan istedikleri konuda araştırma yapabilirler, hadisleri okuyabilirler. Serlevha hadisler şeklinde önce hadisler konu başlıklarında bir araya getirilmiş. Sonrasında da açıklamalar yer alıyor. Açıklamanın içerisinde de hem ayetler hem hadislere atıflar var. Başka hadislerde yer alabiliyor açıklama bölümlerinde. Ama yine de eğer imkanı varsa bir insanın o kitabı set olarak kütüphanesinde tutmasından, elle tutmasında, gözle görmesinde ayrı bir şeyi var. Bereketi var bence. Bereketi var mutlaka. Onun dışında Riyazu Salihin'le alakalı yine istifade ettiğim bir diğer kaynak da hani bu şekilde Riyazu Salihin tek cilt halinde tercümesine ulaşmak mümkün. Ama aynı zamanda 8 ciltlik bir şerhi var. Yine ilahiyattan hocalarımızın hazırlamış olduğu bir şerh var, 8 ciltlik. O da benim çokça istifade etmiş olduğum temel kaynaklardan birisi. Ondan da istifade edilebilir. Evet, daha hocam, iyi anlayabilmek için hadisleri daha derinlemesine tahlil edebilmek için, anlayabilmek için. Bir diğer başlığımız siyer dedik. Siyerle alakalı benim ilk okuduğum, baştan sona okuduğum siyer kitabı şeydir. Tabii ders kitabıdır. İmam Hatip Lisesi'ndeki siyer ders kitabıdır. İmam Hatip Lisesi'nde ders kitabının dışında da bir siyer kaynağı maalesef okumadım. Sonrasında ilahiyatta okurken, öğrenciyken Nedvi'nin Rahmet Peygamberi isimli siyerini ilk defa okudum. Ondan sonra Martin Links'in Hazreti Muhammed'in hayatı geldi. Sonra Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi de yine İsmail Lütfi Çakan ve Mehmet Solmaz'ın hazırlamış olduğu çok önemli bir kaynak diye düşünüyorum. Sadece siyerle ilgili değil, aynı zamanda diğer peygamberlerin hayatlarında Kur'an'ı merkeze alarak anlatıyor. Bir tevhid tarihi diyebiliriz bu esere. Bunları önemli görüyorum. Mümkün olduğunca dediğim gibi her Ramazan'da bir siyer kitabı okunabilir. Bunun için şu anda çokça kaynak var. Özellikle Celaleddin Vatandaş Hoca'nın siyeri, sonra Adem Apak Hoca'nın hazırlamış olduğu yine siyer kitabı. Bu ikisinin son zamanlarda çıkan iyi kitaplar olduğunu söyleyebilirim. Yerli kalemlerden çıkan eserler. Aslında bu alanlarda çok fazla kitap var. Çok fazla var, evet. Ama biz birkaç tane örnek konuşalım diye bunları getirmiş olduk. Evet. Evet hocam.
Sonra düşünce alanında belki ilk okuduğum eserlerden birisi olarak bu ülkeden bahsetmek isterim Cemil Meriç'in. Bu ülkeyle tanışmamın da lise yıllarına dayandığını söyleyebilirim. Lise yıllarında yine başka bir hocamız, İhsan Ayal isminde bir hocamızın vesilesiyle Cemil Meriç'le ve bu ülkeyle tanıştık. O da nasıl oldu? Hocamız sürekli derste Cemil Meriç'ten alıntılar yapardı. Böyle pasajlar ezberinden aktarırdı. Cemil Meriç şöyle der bu konuda deyip hemen onunla ilgili bir cümle söylerdi veya birkaç cümle söylerdi. İşte kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Kamus namustur şeklinde. İşte murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse her namuslu insan gericidir. Bunların hepsi nereden hocam bunları siz biliyorsunuz diye sorduğumuzda hocamızın bize adres olarak gösterdiği öncelikle bu ülke oldu ve bu ülke benim heyecanla okuduğum, özellikle uslubuna, anlatımına, diline bayıldığım bir kitaptır. Yani evet, çok etkileyici bir kitap. Cemil Meriç'in dili, uslubu çok etkili. Yani deneme alanında okunması gereken isimlerden biri diye düşünüyorum. Bu ülkeyi de lisede tanıştık ama ben bunu üniversiteye geldiğimde almışım. İşte 94 yılında Eylül ayında aldığım günü bile hatırlıyorum hocam. Üsküdar'da bir kitap fuarında almıştım. Epey bir yerin altını çizmişiz. Benim için önemli bir eser evet. Bu ülke. Onu da bu tarafa koyalım. Sonra Sezai Karakoç'tan Diriliş Nesli'nin Amentüsü. Benim Sezai Karakoç'la tanışmam biraz ilginç. Aslında ben lise yıllarında okulun kütüphanesinde Sezai Karakoç'un eserleriyle karşılaştım. Aynı tasarıma sahip kapaklar. İşte Mehmet Akif, Yunus Emre ve Mevlana, ince kitaplar. Onları gördüm ama Sezai Karakoç'u bilmiyordum. Kimdir diye işte sorduk abimize, bizden daha tecrübeli üst sınıflardan abimize. O da Sezai Karakoç'un Diriliş Partisi'ni yeni kurmuştu 90'ların başında. Diriliş Partisi Genel Başkanı olması yönünü bize söyleyince parti biz de bir parti başkanı, herhangi bir parti başkanı gözüyle bakarak uzak durduk Sezai Karakoç'tan. Hatta kitaplarını üst raflara koyduk ki kimse okumasın. Kendimiz okumadığımız gibi başkalarının okumasına da engel olduk. Tabii şimdiki gibi internet yok. İnternete girip Google'a yazıp Sezai Karakoç kimdir diye bir araştırma yapamıyorsunuz. Soracağınız bilen insan sayısı çok az. Onun için böyle bir uzak durma oldu bizde. Sonra üniversiteye gelince biraz daha büyümüş olduk. Hem bir de edebiyat dersinde hocamız bizden 5 kitabın okunmasını ve onlarla ilgili kısa birer yazı yazılmasını istemişti. Bu 5 kitaptan biri de Diriliş Nesli'nin Amentüsü'ydü. Şöyle göstermiş olalım. Bir diğeri bu ülkeydi. Bu ülkeyi bu vesileyle bir daha okumuş olduk işte üniversitede. Bir diğeri de Bu Böyledir. Mustafa Kutlu'nun bir hikayesi. Bu üçünü hatırlıyorum. Üçü bende daha fazla iz bırakmış demek ki. Diğer iki kitabı hatırlayamıyorum şu anda. Diriliş Nesli'nin Amentüsü'nü okuyunca da hani bu çağda Müslümanca bir duruş nasıl olur? Müslümanca sorumluluklarımız nelerdir? Bağlamında çok önemli şeyler söylediğini görmüş oldum. Bu vesileyle Sezai Karakoç'un eserlerine başlamış olduk. Yani Diriliş Nesli'nin Amentüsü ile birlikte. Onu söyleyebilirim. Bu şeyden gidecek olursak yine bu çizgiden devam edecek olursak bir diğer önemli isim ve eser de Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler. Bu eski baskısı. Evet,
Rasim Özdenören'in Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler. Bu daha sonra yapılan bir baskısı, 10. baskısı. O da eski baskı. Bu da eski bir baskı. Yani bu da kaç yılında? Bu da 2002 yılında. Bu da 90'larda. İki ayrı baskı var. Birisi arkadaşlardan bana gelmiş. Bir arkadaşımdan aldığım bir kitap. Arkadaşımın bana hediye ettiği bir kitap. Diğerini kendim almışım. Bu şekilde Rasim Özdenören'in de düşünce dünyamızda çok önemli bir yeri var. Özellikle kelimelerin, kavramların doğru anlaşılması. Kafa karıştıran kelimeler kitabıyla. Evet. Kafa karıştıran kelimeler, yumurtayı hangi ucundan kırmalı, ipin ucu gibi kitaplarıyla özellikle kelimeleri, kavramları doğru yerlere oturtmak gerektiğine dair, yani onun arka planında ne olduğuna dair bizi düşündüren, bize gerçekten katkılar sunan bir yazar Rasim Özdenören. Aynı zamanda hikayeci olma yönü de var. Hikayeleri ayrı, apayrı bir başlık aslında. Tamam. Ama düşünce eserleri bizim için çok önemli. Rasim Özdenören'den sonra zikredebileceğim bir isim de Nuri Pakdil. Nuri Pakdil'in neredeyse bütün eserlerini okuduk. Ve Nuri Pakdil'le tanışmamız aslında eserlerinin basılmadığı bir döneme denk geliyor. Yine üniversite yıllarında oluyor. Üniversite yıllarında arkadaşlarımızın elinde fotokopi kitaplarını görerek Nuri Pakdil'i tanıdık. Nuri Pakdil görülmeyen, sessiz, sükût suretinde konuşan biriydi bir dönem. Ve o dönemde eserlerinin fotokopileri özellikle üniversite öğrencileri arasında yaygın bir şekilde okunuyordu. Ben de ilk defa fotokopilerle gördüm. Bunların içerisinde Bağlanma çok sevdiğim bir kitabıdır Nuri Pakdil'in. Bağlanmayı ilk defa bir arkadaşım fotokopi olarak bana hediye etmişti. Daha sonra basıldıktan sonra da yine aynı arkadaşım bunu bana hediye etti. Asıl o Nuri Pakdil hayranı, takipçisi gibi görünüyor. Evet. Bunu Bağlanmayı birkaç farklı öğrenci grubuyla haftada bir bölümü okuma şeklinde birkaç defa okumuş olduk, bitirmiş olduk. Zaten aslında çok kısa bir kitap. Yani 80 sayfalık bir kitap. Birkaç cümleyle onu da söyleyeyim. Burada Bağlanmada Nuri Pakdil Fethi Gemuhluoğlu'nu anlatıyor rahmetli. Onu da anmak lazım aslında. Evet. Onun da dostluk üzerine bir konuşması var. Ve Dostluk Üzerine isimli bir kitapta yazdığı bütün metinler de bir araya getirilerek basıldı. Kalınca bir kitap. Orada aynı zamanda konuşmasının çözümü de var. Fethi Gemuhluoğlu çok önemli bir şahsiyet. 1970'lerde özellikle üniversiteye giden, 60'larda 70'lerde üniversiteye giden, İstanbul'a bir şekilde gelmiş, kabiliyetli gençlerin mutlaka yanına uğradığı, onların elinden tutan, onlara abilik yapan önemli bir insan. Onların ufkunu açan bir insan. Yani bugünkü, onlarla sohbet ederek, muhabbet ederek. Cemal Balıbey abinin o zamanki misyonu gibi bir şey mi hocam? Yani işte bugün de bu şekilde insanlar var. İşte farklı yönleriyle temayüz eden, bu şekilde gençlerin elinden tutan insanlar var. Fakat Fethi Bey'in şeyi çok daha farklı, yeri çok daha farklı. Özellikle kabiliyetli, Anadolu'dan gelmiş gençlerin mutlaka yolu onun yanına düşüyor. Mesela Nuri Pakdil bunlardan biri, Cahit Zarifoğlu bunlardan biri. Yani saymakla bitmez. Ne kadar isim biliyorsak hepsinin mutlaka Fethi Gemuhluoğlu'yla bir yakınlığı olmuş. Zaten bu kitapta o kitap tamamen anlatıyor. Evet, tamamen Fethi Bey ile ilgili bir kitap. Aslında bir insanın bir insana bağlanmasının, muhabbetinin nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu anlatan bir eser. Tabii birçok farklı konuya da değinmiş oluyor. Evet. Onun için ben Nuri Pakdil'den Bağlanmayı
önemsiyorum. Onun dışında biat, bir yazarın notları gibi eserleri de var. Bir diğer benim için önemli eser de Seyit Kutup'un Yoldaki İşaretleri. Demin bahsettim Seyit Kutup'tan ilk olarak aslında Fizilali Kur'an'la Seyit Kutup'la tanışmış olduk. Fizilali Kur'an'ı biz lise yıllarında almış olduk. Mesela bu 95 yılında yine üniversiteye geldikten sonra Yoldaki İşaretleri Beyazıt'taki Kitapçılar Çarşısı'ndan almışım. Özgün Yayıncılık. Evet, şimdi sonra yok. Şimdi yok orası. Evet. Bunu evde bulamayınca bir grup arkadaşla yine yeniden okuma ve tahlil etme durumumuz oldu yaklaşık 2 sene önce. O zaman da Pınar Yayınları'ndan çıkan tercümeyi almış oldum. İkisini de getirmiş oldum. Yoldaki İşaretler de bizim için önemli bir eser. Seyit Kutup önemli bir isim. Yoldaki İşaretler'de özellikle vurguladığı şey şu, öncü bir nesil beklentisi. Yani toplumsal dönüşümü sağlayacak olan öncü bir Kur'an neslinin ortaya çıkması için bir çabanın içerisinde olmamız gerekir diyor Seyit Kutup. Ve kendisi bu çabanın içerisinde oluyor ve Müslümanları da böyle bir çabaya davet ediyor. Öncü bir neslin yetişmesi, öncü bir Kur'an neslinin yetişmesi çabasına bu yönüyle önemli bir eser. Bu arada belirtmem gereken bir diğer eser var aslında. O eseri getiremedim buraya. Fakat uygulamalar üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek bir eser. O da Risale-i Nur külliyatı. Risale-i Nur içerisinde benim ilk tanıştığım eser de Said Nursi'nin Sözler kitabı. Yani ilk okuduğum, tanıştığım demeyeyim. Çünkü ben rahmetli babam vesilesiyle dilim dönmeye başlayınca bazı pasajlar ezberlemeye başlamıştım risalelerden. Onun öğrettiği bazı pasajları. Daha sonrasında da lise 2. sınıfta ara tatilde tam da bu zamanlarda bir haftalık bir okuma kampında baştan sona şeyi okumuştum, Sözleri. Orada da bizden daha iyi bilen üniversiteli abilerimiz vardı. Onların nezaretinde Sözleri okumuştuk. Anlamadığımız yerleri onlarla müzakere etmiştik. Sözler özellikle de Küçük Sözler diye basılan ilk başta yer alan sözler. Yani ilk 10 söz veya tam emin değilim 7 de olabilir. Onlar çok önemli. Risale-i Nur'ların da zaten şeyini oluşturuyor, temelini oluşturuyor aslında Sözler eseri. Risale-i Nur'dan mutlaka istifade etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle bir yönü var Risale-i Nur'dan istifade etmenin. Birincisi bizim önceki, 100 yıl önceki kültürle, dille, lisanla bağımızı kuran bir eser. Bu yönüyle çok önemli diye düşünüyorum. Diğer taraftan da özellikle son yüzyılda ortaya çıkan işte felsefi akımların inançla ilgili ortaya atılan kimi yaklaşımların cevaplandırılmasında önemli bir yeri var Risale-i Nur'ların. Onlardan istifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bununla ilgili de uygulamaları özellikle tavsiye ederim. Burada özellikle eski kelimeler, Osmanlı Türkçesinden kelimelerle karşılaştığımızda üzerine tıkladığınızda onun hemen günümüz Türkçesindeki karşılığını veren uygulamalar var. Kolaylık sağlıyor okuma açısından. Özellikle gençlerin bu şekilde okuyup istifade edebileceklerini düşünüyorum. Evet, Sözler kitabı. Evet. Evet hocam. Son olarak da yeni bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitabı da ben çok beğendim. İlk çıktığında almıştım Hakikatin İzinde. Hamza Zortis'in kitabı. Bunu bir grup arkadaşımızla birlikte okuduk, değerlendirdik. Bölüm bölüm okuyup değerlendirdik. İşte alt başlığı din, bilim ve ateizm. Bu konudaki
gündeme getirilen birçok ateizmin birçok iddiasını çeşitli argümanlarla ortadan kaldıran, reddeden, onlara karşı çok güzel cevaplar geliştiren, ateizmin neden mümkün olmayacağını anlatan çok önemli bir eser. Hem de bu, bir otobiyografi tarzında. Aynı zamanda bir muhtedinin kaleminden çıkıyor. Hem bir otobiyografi yönü var, hem içinde İslam'ın anlatıldığı bölümler de var. İslam nedir? Kısaca öz olarak aslında batılılara anlatan, bize de anlatan, yani tercümeyle birlikte bize de anlatan çok sade bir bölüm de var. Birinci baskıdan sonra şu an bu üçüncü baskısı ve geçenlerde Türkiye'ye gelmişti yazar. Evet. Geldiğinde yayın evinin Twitter'daki kampanyasına katılarak böyle imzalı kitabı kazanmış olduk hocam. İsmi arkadaşlar bize hediye ettiler yazarın imzalı eserini. Son baskısı da bu şekilde. Böylece tamamlamış olalım hocam. Biz 10 kitap dedik ama birçok kitaptan da bahsetmiş olduk. Evet, aslında bu bahsetmiş olduğumuz yazarların bütün kitaplarını da tavsiye etmiş oluyoruz bir anlamda. Evet, 10 kitapla sınırlandırmanın sizi epey sinirlendirdiğini de tahmin edebiliyorum. Çünkü ben şunu biliyorum hocam, gerçekten kitapla dolu bir hayatınız var. Yayınla, yayın evleriyle, dergicilikle dolu. Bu kitapların hepsinin üzerinde belki saatlerce konuşma ihtiyacı olabilir. Ama biz burada sadece kitap ismi verip tavsiye ediyoruz. Bu da değerli bir seçki oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Değerli kitap dostları, Okuryorum takipçileri. Bugün Sinan Özyurt hocamızdan 10 kitap mıydı hocam? Ben saymadım ama. 10 kitap diyebiliriz. 10'dan fazla ama 10 başlık. 10 kitaplık kendi favori kitaplarını dinledik. Allah razı olsun kendisinden. Siz de kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, videonun altına kitaplarla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.